Aileye olduğu kadar okulda da bir şekilde bir nasıl davranacağını konusunda destek vermek gerekiyor. O yüzden okul temelli yaklaşımlar ve tedavinin önemli bir parçası. Ve okulun bunu öğrenmesi lazım. Çünkü esas sorun, yani sorunların büyük bir kısmı okulda ortaya çıkıyor. Hem değerlendirmeyi, hem izlemi, hem de tedaviyle ilgili yöntemleri ve davranışçı, yani nasıl davranışı kontrol edeceklerini okulun öğrenmesi lazım. Şimdi diyet önerileri var. Bu diyet önerileri işte bazı ek alınacak şeylerden, bazen de bazı İşte diyetteki bazı şeyleri kesmekle ilişkili. Şimdi burada tabii her çocuk gibi dikkat istihbarati bozukluğu olan çocukların da sağlıklı beslenmesi lazım. Eğer aldığımız öyküde diyetteki herhangi bir içecek veya yiyecek ile açık bir ilişki görüyorsak, diyoruz ki bir günlük tutun. Bu günlük tuttuğunuzda eğer bunu görüyorsak, yani hakikaten çocuk bazı şeyleri yediğinde veya içtiğinde bir şekilde artıyorsa, dikkat eksikliği veya hiperaktivitesi, o zaman bunları bir diyetisyene yönlendirip değerlendirme yapmak lazım. Ama yani direkt hiçbir şey düşünmeden işte ne bileyim şekeri kesme, bazı şeyleri kesme, diğerlerini ekleme gibi şeyler yapılmasının bir anlamı yok. Yani işte bir sürü yağ asitleri var. Omega 3'ler, 7'ler. Bunlar da direkt etkili şeyler değildir. Dolayısıyla bunları da bir tedavi olarak düşünmemek lazım. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisindeki psikososyal yaklaşımlara bakmak istiyorum. Şimdi bunlar bazen arka planda kalıyor. Yani sadece ilaçla bu durumların tedavisi de belli bir başarı sağlanabilir. Ama gerçekten ilerlemek için psikososyal yaklaşımlar çok önemli. Çünkü bir şekilde bunlar olmadığı zaman hem ailenin yaşam kalitesi yeteri kadar yüksek olmuyor, hem de eşlik eden bedeliyetleri kontrol etmemiz zorlaşıyor. Şimdi burada ilk önce ailenin pozitif anne ve çocuk ilişkisinin önemini anlaması lazım. Nasıl kural koyacaklar, nasıl açık, net kurallar koyacaklar, nasıl tutarlı davranacaklar, bunları öğrenmeleri gerekiyor. Çocuğun gününü nasıl yapılandıracaklar? Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü ne kadar yapılandırılmamış olursa, yani ne kadar düzensiz olursa çocuğun günü, o kadar dikkat eksikliği, hiperaktivite artar. İlişkileri nasıl etkilediğini bilmeleri gerekiyor. Yani çocuğun o dürtüselliği, sınırlara uyamaması, beklememesi ne kadar etkiliyor ilişkileri, buna dair bir bilgileri olması gerekiyor. Ve dolayısıyla da günlük aktiviteleri mutlaka yapılandırmayı öğrenmeleri ve bunu uygulamaları gerekiyor. Burada tabii anne babalara çok iş düşüyor ama ne yazık ki bu bir ailesel, yani genetik geçişli bir sorun olduğu için anne babalarında da sık sık dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görebiliyoruz. Bu da tabii işleri zorlaştırıyor. Bazen anne babalar bu kendi ebeveynlik, anne babalık becerileriyle ilgili konularda bilgi almakta veya destek almakta o konuda biraz tedirgin olabilirler. Tabii bu, yani bazı şeylerin tam doğru yapılmıyor olması sizin kötü anne baba olduğunuz, eksik olduğunuz anlamına gelmez. Sadece burada yapılmaya çalışılan şey sizin çocuğunuzun ihtiyacına göre bu yaptığınız şeylerin en iyi hale getirilmesidir. Yoksa bu durumlar, bu bozukluklar sizin anne baba olarak kötü, yetersiz veya işte farklı davranan insanlar olduğunuz için ortaya çıkan şeyler değil. Genellikle bu anne baba eğitimleri grup şeklinde yapılabiliyor. Mutlaka bireysel olmaya gerek yok. Yani grup şeklinde çok etkili oluyor. Ama bireysel olarak da yapılabilir. Tabii ergenler de bilişsel davranışçı terapi yine uyguluyoruz. Çünkü burada özellikle de sosyal beceri sorunları olan, problem çözmekte zorlanan, bir şekilde kendini kontrol etmekte zorlanan, çok dürtüsel olan, iyi aktif dinleyemeyen, duygularını ifade etmekte zorlanan kişilere bunlara bir şekilde tabii terapi desteği verilmesi gerekli.